öğrenciler, bugün sizlere 10. sınıf konusu olan kalıtımı anlatacağım. Kalıtım, arkadaşlar, canlılardaki özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır. Kalıtımı anlayabilmek için öncelikle kalıtsal kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Kalıtsal kavramlara baktığımızda arkadaşlar, ilk önce karakterle başlıyoruz. Karakter, canlılarda nesilden nesile aktarılabilen, bireyler arasında çeşitlilik gösteren, tohum rengi gibi, tohum şekli gibi durumlarına karakter denir arkadaşlar. Mesela buna örnek olarak insanda saç rengi, saç şekli birer karakterdir. Boy uzunluğu, bunlar hepsi birer karakterdir arkadaşlar. Bir de karakterin bir alt birimi olan özellik. Karakterlerin her bir farklı tipine ise özellik diyoruz. Örneğin arkadaşlar, bezelyelerde tohumun rengi karakterdir ama sarı bezelye karakterin özelliğidir veya yeşil bezelye karakterin özelliğidir. Biz insanlarda arkadaşlar, boy uzunluğu bir karakterdir ama uzun boyluluk bu karakterin bir özelliğidir veya kısa boyluluk bu karakterin bir özelliğidir. Bezelyelerde yine arkadaşlar bir örnek daha verecek olursam, tohumun şekli bir karakterdir ama bu tohumun yuvarlak olması veya buruşuk olması bu karakterin bir özelliğidir. Şimdi bu karakter ve özellikler arkadaşlar, gen dediğimiz birimlerle aktarılıyor. Canlılarda karakterlerin oluşumunda etkili olan DNA parçasına gen diyoruz. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Gen, DNA parçası olduğu için DNA genden daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar, kalıtımda en çok kullanılan ifadelerden bir tanesi alelgendir. Alelgen, biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı karakter ile ilgili olan gene alelgen denir arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı karakter ile ilgili olması gerekiyor. Biri anneden, diğeri ise babadan geldiğini unutmayalım. Locus ise arkadaşlar, genlerin kromozomlarda bulunduğu bölgeye denir. Şimdi gelelim homozigot. En çok sorulan sorulardan bir tanesi homozigot. Diploid canlılarda alel genlerin aynı olması durumuna homozigot diyoruz arkadaşlar. Kimyadaki terim olan homojenden unutmamanızı tavsiye ederim. Yani arkadaşlar, genlerin aynı olması durumudur. Örneğin diyelim ki anneden büyük A geni, babadan da büyük A geni gelmiş ise biz buna homozigot diyoruz. Yani genler aynıdır demek. Veya anneden de babadan da küçük A geni gelmiş ise buna biz homozigot diyoruz. Homozigotun kullanılan diğer bir ifadesi ise arı veya saf da ifadesi de kullanılır. Arı döl veya saf döl ifadesi de kullanılır arkadaşlar. Şimdi homozigot olabildiği gibi heterozigot da olabilir canlılardaki alelgenler. Ne demektir heterozigot? Anne ve babadan aynı karakter ile ilgili farklı genlerin gelmesi durumuna ise heterozigot diyoruz arkadaşlar. Yani örneğin babadan büyük A geni gelmiş ise, anneden de küçük A geni gelmiş ise arkadaşlar, bu birey heterozigot olmuş oluyor. Heterozigotun kullanılan diğer bir ifadesi ise melez veya hibrit ifadesini de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer tanımımız, baskın veya dominant gen. Baskın gen şudur arkadaşlar. Homozigot durumda veya heterozigot durumda etkisini gösteren gene baskın gen diyoruz. Veya şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Her durumda etkisini gösteren gene baskın gen, yani dominant gen denir ki her zaman, genellikle daha doğrusu, büyük harf ile gösterilir. Biz bir genin baskın olup olmadığını verilen harfin büyüklüğünden anlayabiliyoruz ki burada örnek olsun diye büyük A harfini kullandım. Çekinik gen ise arkadaşlar, diğer bir adı resesif gen demektir.
sadece homozigot durumda etkisini gösteren gene çekinik gen denir. Ne demek sadece homozigot durumda? Örneğin arkadaşlar, bezelyelerde yeşil renk. Bir bezelyenin yeşil olabilmesi için anne ve babasından yeşil genlerin gelmesi gerekiyor. Ki zaten bezelyelerde iki tane renk vardır. Ya sarı gendir ya da yeşil gendir. Yeşil olabilmesi için anne ve babadan yeşil gen gelmesi durumunda çekinik özellik ortaya çıkar. Ama eğer babadan sarı gen, anneden yeşil gen gelir ise heterozigot durumu ortaya çıkar. Sarı gen özelliğini gösterir. Yani baskın gen özelliğini gösterir. Ya da anneden de babadan da sarı gen gelirse, sarı gen baskındır. Baskın olduğu için her durumda yine ne meydana gelmiş oluyor arkadaşlar? Baskın gen özelliğini göstermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar, hangi genin baskın, hangi genin çekinik olduğunu ilk etapta bilmiyor olabilirsiniz. Zaten soruları çözerken de sorunun altında parantez içerisinde verilir. Şu gen diğer gene baskındır diye. Hemen ben burada bir tane örnek olması açısından söylüyorum. Bezelyelerde renk açısından sarı gen yeşil gene nedir arkadaşlar? Baskındır. Bunu nereden biliyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar. Ya bu her zaman için evrensel olarak gerçekleşen bir durumdur. Şimdi burada vereceğimiz harfler, harflendirmeyi kendimiz yapabiliriz veya soruda bize verilmiş de olabilir. Eğer soruda bize verilmiş ise zaten verildiği şekilde kullanırız. Ama biz kendimiz işlem yaparken genelde şunu yaparız arkadaşlar. Baskın olan gene büyük harfi veririz. Bu büyük harf genelde verilen karakterin baş harfi kullanılır. Yani siz burada büyük S ifadesini de kullanabilirsiniz. Ama ben burada büyük A harfini kullandım. Sebebi büyük A ile küçük A arasında şekil farkı var. O yüzden bunu tercih ettim. Ama büyük S küçük S'yi de kullanabilirdim. Büyük S küçük S'yi kullanmamamdaki amaç büyük S ile küçük S arasında şekilsel olarak fark olmamasından dolayı ben onu tercih etmedim. Bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Genotip. Genotip arkadaşlar, canlının sahip olduğu genlerin tamamına denir. Örneğin arkadaşlar, bir bezelye için konuşacak olursak, bu bezelye diploid olduğu için iki tane gene sahiptir. Büyük A büyük A veya büyük A küçük A veya küçük A küçük A, yani o karakter ile ilgili sahip olduğu genlerin tamamına genotip denir. Diploid kromozomlu canlılarda iki tanedir. Ama haploid kromozomlu canlılarda bu bir tane olur. Bazen de arkadaşlar triploid bir canlı verilebilir soruda. O zaman da bir karakter ile ilgili üç tane gen olması gerekir. Yani arkadaşlar, sahip olduğu genlerin tamamıdır genotip. Bir de fenotip var arkadaşlar. Fenotip, Türkçe dış görünüş de diyebiliriz. Canlının sahip olduğu dış görünüşüne fenotip diyoruz arkadaşlar. Örneğin bezelyede sarı olması onun fenotipidir. Veya yeşil olması onun fenotipidir. İnsandan bir örnek verecek olursam, kıvırcık saçlı olması fenotiptir. Uzun boylu olması fenotiptir. Mavi gözlü olması fenotiptir arkadaşlar. Ve fenotip her zaman için bir harf ile gösterilir. Canlının sahip olduğu fenotip neyse o harf gösterilir. Eğer baskın özellik ise fenotip, temsil edilen harfin büyük harfi gösterilir. Ama çekinik fenotip ise arkadaşlar, kullanılan küçük harfle ifade edilmiş olunuyor. Yani ben burada örnek olsun diye diyelim ki büyük A baskın ise arkadaşlar, ya büyük A ile gösterilir fenotip veya küçük A ile gösterilir fenotip. Burada bir şey yine tekrar dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Genotip, bakın, büyük A büyük A, büyük A küçük A veya küçük A küçük A olmak zorundadır. Ama fenotip ise ya büyük A'dır ya da küçük A'dır arkadaşlar. O zaman fenotipi büyük A olan bir canlının genotipi ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Hemen buraya bakıyorum. Ya büyük A büyük A veya büyük A küçük A'dır. Ama eğer bir canlının fenotipi küçük A ise genotipi kesinlikle
küçük A küçük A'dır. Arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sorularda bize baskın karakter dediği zaman evet büyük harfi olduğunu bileceğiz. Ama hangisi olduğunu, büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı olduğunu kesin bilemeyiz. Ama bize eğer soruda çekinik fenotipli derse kesinlikle tek bir ihtimal olduğu için kesinlikle küçük A küçük A ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer tanımımız çaprazlama. Çaprazlama nedir arkadaşlar? Farklı bireylerden gelen üreme hücreleri, üreme hücrelerinin diğer bir adı gametti arkadaşlar. Üreme hücrelerinin birleşmesine çaprazlama diyoruz. Yani bir kadından gelen yumurta hücresi ile bir erkekten gelen sperm hücresinin birleşmesine çaprazlama diyoruz arkadaşlar. Çaprazlamanın çeşitleri vardır. Birincisi arkadaşlar monohibrit çaprazlama. Monohibrit çaprazlama şudur. Mono biliyorsunuz bir demek. Hibrit arkadaşlar melez demekti. Yani heterozigot demekti. Biraz önce ifade ettim. Dolayısıyla bir karakter bakımından heterozigot çaprazlama denir. Yani bir karakter yönüyle heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama diyoruz arkadaşlar. Bir de dihibrit çaprazlama var. Zaten kelime anlamı di, iki, hibrit. İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama diyoruz arkadaşlar. Şimdi yine önemli gördüğümüz, sorularda karşılaştığımız, bazı problem sorularında karşılaştığımız bir terim daha var. Bağımsız gen arkadaşlar. Bağımsız gen nedir? Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız gen diyoruz. Burada örnek olarak, şekil olarak çizdim arkadaşlar. Mesela büyük A geni ile küçük B geni arkadaşlar. Farklı kromozomlar üzerindedir. Farklı kromozomlar üzerinde olduğu için büyük A geni ile küçük B geni bağımsız iki gendir. Burada büyük A olmasının, büyük B olmasının hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan bu genler bağlı mıdır, bağımsız mıdır? Bunlar bağımsız olduğu için burada ne diyoruz arkadaşlar? Bağımsız gen ifadesini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer terimimiz ise arkadaşlar bağlı gen. Bağlı gen de şurada gördüğünüz gibi farklı karakterler ile ilgili genlerin aynı kromozom üzerinde bulunmasına bağlı gen diyoruz arkadaşlar. Mesela burada büyük A geni ile büyük B geni nedir arkadaşlar? Bağlıdır. Yine burada büyük A veya büyük B olmasının çok bir önemi yok. Bize verilen soruda hangi genler bağlıysa bizim için önemli olan bu. Ben sadece örnek olsun diye bunu gösterdim. Yani burada şunu demek istemiyorum arkadaşlar. Her zaman büyük A ile büyük B bağlıdır ifadesini kullanmıyorum. Örnek olsun diye. Burada bu genler bağlı genlere örnektir. Şimdi arkadaşlar hemen burada bazı şu soru tipleri geliyor. Mesela burada kaç tane kromozom var? Burada örnek verecek olursam arkadaşlar bu bir kromozom. Bir kromozomda bu iki tane kromozom var. Peki bu iki kromozomda kaç tane gen var? 1, 2, 3, 4 tane gen var arkadaşlar. İki kromozomda toplamda 4 tane gen var. Peki burada kaç çeşit gen var arkadaşlar? 1, 2 bunlar her biri farklı çeşittir. Örneğin büyük A sarı ise küçük A yeşil olsun. Büyük B yuvarlak ise arkadaşlar küçük B buruşuk. Dolayısıyla 4 farklı gen var. Hemen şuraya bakacak olursam örneğin burada kaç tane kromozom var? Her bir çizgi bir kromozomu temsil ettiği için 1, 2, 3, 4 tane kromozom var. Peki bu 4 kromozomda kaç tane gen var arkadaşlar? Yine 1, 2, 3, 4 tane gen var. Peki burada kaç çeşit gen var diye sorulduğunda büyük A geni, küçük A geni ve küçük B geni toplamda 3 çeşit gen var. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle.